Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte türev konusunu gömeceğiz arkadaşlarım. Sizler için güzel bir fasikül hazırladım dostlar. İçinde bol bol sorunun olduğu toplamda 75 sayfalık bir fasikül hazırladım. Bu fasikülü birlikte bitireceğiz. Sonra sizin de türev ile ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak arkadaşlar. Her çeşit sorudan bol bol koydum. En kolayından da soru koydum. En zor soruları da çözeceğiz arkadaşlarım birlikte. Lütfen beni dikkatli takip edin. İnanın bana, bu fasikül bitiminde size verebileceğim tek garanti ki bu. Bu fasikül bitiminde türevle ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak arkadaşlar. Şimdi fasikülün PDF'sini de aşağıya bırakacağız, açıklamalar kısmına. Oradan PDF'leri de indirin arkadaşlarım. Bir yandan siz beni takip edin. Bazen videoyu durdurun, siz çözün soruları. Zaten bazı soruları da sizin çözmeniz için bırakacağım. Aynı çeşit soru varsa hadi bakalım bunu da siz çözün şeklinde bırakacağız dostlarım. Lütfen dikkatli takip edin. İyi öğrenin. Şu türev denilen konuyu hemen halledelim sizinle arkadaşlar. Biliyorsunuz üniversite sınavında 4 tane soru çıkacak dostlarım. Minimum 4 tane diyeyim hatta türevden. İyi öğrenirseniz size yararı var. Hadi göreyim sizi gençler. Çok da fazla uzatmayalım. Şimdi başlayalım. Fasikülümüz, görüyorsunuz, şöyle bir giriş kısmımız olacak. Siz de zaten çıktısını alacaksınız. Bir sayfa çevirdiğinizde içindekiler kısmı var. Sonra geldik konu anlatım, konu özeti kısmına. Buradan sonra da örneklere geçeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi türevi klasiktir. Değişim oranı ve anlık değişim oranları anlatılarak başlanır ki öğrencilerimizin en çok karıştırdığı kısımdır burası dostlarım. İkisinin arasındaki fark şu. Birinde normal değişim oranı formülümüzü kullanıyoruz. Biri de anlık değişim oranıdır ki türev yapıyoruz dostlar. Şimdi aralarındaki en büyük fark anlık kelimesi dostlarım. Eğer anlık kelimesini görüyorsan sen bileceksin ki bu soruda ben bir türev uygulayacakmışım. Ama anlık kelimesi yok. Sadece değişim oranı ya da ortalama hızı. İkisi de aynı anlama geliyor dostlar. Ortalama hızla değişim oranı dediğinde sen buradaki gördüğün formülü kullanacaksın. Şimdi formül zaten burada yazılı. Türevin de formülü zaten burada. Birazdan ikisini de göstereceğiz dostlar. Şimdi gelin örnekle mevzuyu daha da iyi anlayalım. Bakın diyor ki, doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı konumu verilmiş. Evet, burada yol formülünü vermiş bize. Yolu görüyorsunuz. T dediğiniz şey zamandır. X dediğiniz şey yoldur. Yol zamana bağlı olarak bir fonksiyon şeklinde verilmiş. Aynısını anlık hızla da böyle yapacak. Anlık hızın sorularında da yine yol formülünü verecek bize dostlar. Devam edelim. Bize de diyor ki, ikinci saniye ile dördüncü saniye arasındaki ortalama hızı, yani değişim oranı nedir? Bakın, anlık kelimesi var mı sorunun içerisinde herhangi bir yerde? Yok. Anlık kelimesi yoksa az önceki formülü kullanacağız arkadaşlarım. Değişim oranı formülünü kullanacağız ki onun da formülü şöyleydi. Bize neyi soruyor? Ortalama hızı. Ortalama hızın formülü şuydu kardeşlerim. Delta x, yani yoldaki değişim demektir delta, bölü delta t, yani zamandaki değişim demektir. Peki yoldaki değişimi nasıl bulacağız? Bize saniyeyi vermiş. İkinci saniye ile dördüncü saniyeyi vermiş. Yani yolun dördüncü saniyedeki süreşeğiyle, uzunluğuyla yine yolun ikinci saniyedeki uzunluğunu bulup bunların farkını alacağız. Yani değişimini bulacağız, aradaki farkı. Sonra aynı şekilde dördüncü saniye ile ikinci saniye arasındaki zaman değişimini bulacağız dostlarım. İşte sorunun cevabı buradan gelecek. Şimdi hadi yoldaki değişimi bir hesaplayalım. Önce 4 saniyedeki ne kadar yol aldığını bulalım. 4 yazarsanız x gördüğünüz yere, hemen yazalım yukarıdaki formülümüzde, denklemimizde. 4'ün karesi 16 artı 2 daha 18 geldi. 4. saniyede aldığı yol 18 metre, kilometre, neyse artık. Eksi 2. saniyedeki aldığı yolu bulacağız. Hemen 2'nin karesi 4, 2 daha 6 geldi bu da. Bölü 4 eksi 2, zamandaki değişim. Hemen hesaplıyorum arkadaşlarım. 18'den 16 çıktı 12, 4'ten 2 çıktı 2, 12 bölü 2'den de 6 metre bölü saniyedir ortalama hızı diyebiliriz dostlar. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya.
İkinci sorumuz. Bakalım burada ne öğretecek bize? Doğrusal hareket eden bir hareketlinin konumu fonksiyonu ile verildiğinde, bakın yine yolu vermiş bize. Buna göre diyor, ilk 2 saniyedeki ortalama hızı, bakın az önceki soruda diyordu ki işte 4. saniye ile 2. saniye ya da 5. saniye ile 3. saniyedeki arasındaki ortalama hızı nedir diye soruyordu bize. Ama burada ilk 2 saniyede farklı bir cümle kullanmış. Bu da ne demek ilk 2 saniye? Yani 0. saniye ile 2. saniye arasındaki ortalama hızını bulun demiş. O halde şöyle yapacağız. Önce bu hareketlinin 2. saniyedeki aldığı yolu, sonra bu hareketlinin 0. saniyede aldığı yolu bulacağız. Bunları birbirinden çıkarttığımızda yoldaki değişimi bulmuş olduk arkadaşım. Bölü deyip zamandaki değişimi yapacağız. Yani 2'den 0'ı çıkartacağız. İşte bu işlem bize ortalama hızı verecek dostlar. Hemen bulalım sonucumuzu. X yerine 2 yazalım önce. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. 1 ile topladım 13 oldu. Eksi 0 yazıyorum. 0'ın karesi 0. 3 ile çarptım yine 0. 1 ile topladım 1 oldu. Bölü 2 eksi 0, o da 2 demektir. 13'ten 1 çıktı 12, bölü 2'den 6 metre bölü saniye bulduk. Bunun da ortalama hızını arkadaşlarım, yani değişim oranını. Evet, geldik bu sorumuza. Bakın bu soruda da 1 ve 2 numaralı soruların birleşimi şeklinde A ve B şıkkı şeklinde sordum dostlar. Siz bu sorularla birazcık uğraşacaksınız. Çünkü aynısı artık, bunları ben çözmeyeceğim. Böyle her sayfada bazen bir soru bırakacağım size dostlarım. Bunlar sizin olacak. Bu sorunun A şıkkının cevabını 9 bulacakmışsınız. B şıkkının cevabını da 18 bulacakmışsınız arkadaşlarım. Lütfen uğraşın. Sakın ha kolay soru, zor soru diye es geçmeyin. Videonun her saniyesini tane tane izleyin arkadaşlarım. Hiçbir şeyi kaçırmayın, kurban olayım. Evet, geldik şimdi doğrusal olarak başka bir örnek yapıyoruz. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı yer değişimi fonksiyonu ile tanımlanıyor. Bakın yine bize fonksiyonu verdi. Tamam hocam. Bu hareketlinin ikinci saniyedeki anlık hızını diyor. Artık anlık kelimesini gördüğümüzde biz bileceğiz ki türev yapacağız hocam burada. Tamam, şimdi türev yapacağız da öğretmenim. Türevin nesini yapacağız? Ne türevi yapacağız burada? Onu öğrenelim birlikte. Bakın dostlarım, türev de şu. Şimdi eğer ki sen yol dediğin şeyin, burada yolumuz x ya arkadaşlar. X'in türevini alırsan, x'in birinci türevini aldığında sen o adamın anlık hızını bulursun kardeşim. Hız dediğimiz şeyi bulmak için bir kere türev almamız gerekiyormuş yolu. Ha, ola ki bize ivmeyi de sorabilir dostlar. Bakın burada ikinci saniyedeki anlık hızını demiş ya. Şöyle de diyebilir. İkinci saniyedeki ivmesini de bulun diyebilirdi bize. O halde türevin, şimdi hızın bir kerecik türevini aldığınızda da ivmeyi buluyorsunuz. İvme de küçük a ile gösterilir dostlarım. Olay bu. Eğer ki hızı soruyorsa yolun bir kere türevini alıyorum. Bir kere türevini alınca hızın denklemini bulacakmış. Eğer ki ivmeyi soruyorsa hızın denkleminin de bir kere türevini alacaksınız. O da size ivmeyi verecek dostlarım. Yani olay şu. Yolun iki kere türevini aldığınızda hızın birinci türevini bulursunuz. Hızın birinci türevinin de ivmeye eşit olduğunu bileceksiniz dostlar. Peki bize şimdi neyi soruyor? Hızı soruyor. O halde yolun bir kere türevini alacağız biz dostlar. Hemen yolun bir kere türevini alalım birlikte. Şimdi dostlar, türev alma olayı çok kolay. Zaten bir sonraki sayfada direkt türev alma kurallarına gireceğiz. Olayımız gayet basit. Şimdi buna polinom fonksiyonu diyeceğiz dostlarım. Ve polinom fonksiyon türevi şu. Her bir terimi tek tek türevlerini alıyorum. Şimdi tek karenin türevi. Üstteki kuvveti başa atıyorsunuz. Yani 2'yi başa çarpım durumunda getiriyorsunuz. T üzeri 2 idi ya. 2'yi biz başa aldık. Burada bir eksiği kalacak her zaman dostlarım. 2'nin bir eksiği 1. Sonra devam. Artı. Şimdi T'nin üstünde ne var kardeşim? 1 var normalde değil mi? Ben bu 1'i başa alıyorum. 1 çarpı. T'nin üstünde ne kaldı? Burada 1 vardı. 1 eksilttim, 0 kaldı. Sonra artı.
1 dediğimiz sayının yanında t yok arkadaşlarım. T üzeri 0 var. Normalde burada t üzeri 0 dediğimiz ifade var. 0'ı biz başa alırsak 0 çarpı 1 vardı. T üzeri bir de burada eksi 1 kaldı değil mi dostlarım? İşte bakın türevini aldık. Şimdi şurası zaten 0 yaptı. Burayı geçin. Şu t üzeri 0 1 demektir. 1 burada dursun. T üzeri 1 var burada da. Biz şimdi t'yi kaç diyebiliyoruz? Kaçıncı saniyedekini soruyor bize. İkinci saniyedekini. Bu arada bu neydi? Türevini bir kere türevini aldığımda bu hızı veriyordu bize. Şimdi biz burada t yerine 2 yazdığımızda direkt hız gelecek. Hadi yazalım. 2 çarpı t yerine 2 yazıyorum. 2'nin birinci kuvveti artı 1 çarpı 1 artı bir de 0 var burada. 2 kere 2 4. 1 daha 5 çıktı sorumuzun cevabı. Bu adamın hızı, o anki hızı, ikinci saniye anındaki hızı türevle bulunuyormuş ve o da 5'miş dostlar. Hadi gelin şuna bakalım, bir soru daha çözelim. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı yer değişimi fonksiyonu ile tanımlandığına göre bu hareketlinin 3. saniyedeki anlık hızı dediğine göre, hız dediğine göre ben yolun bir kere türevini alacağım ve bu bana hızın denklemini verecek. Hadi yolun türevini alalım. Yol dediğimiz f ile gösterilmiş. F'in türevini alıyorum dostlarım. T kare var. 2'yi başa atıyorum. Üstünü biraz azaltıyorum. Burada 1 oldu tabii şurası. Artı 1'in türevi. Arkadaşlar artık alışalım. Sabit sayının türevi 0'dır. Yukarıda da gördük zaten. Yavaş yavaş buna da alışalım dostlarım. Şimdi bize 3. saniyedekini sorduğu için hemen T gördüğünüz yere 3 yazıyorsunuz. 2 çarpı 3 oluyor ki cevabımız 6'dır diyoruz. Evet, geldik. Bir sayfa arkayı çevirelim. Bakalım neler var arka sayfada. Evet, burada da türevin tanımı varmış dostlarım. Türevi limitle gördüğünüzde tanımanızı isteyeceğiz sizden dostlarım. Bakın şu limit ifadesi veya hemen şuradaki limit ifadesinin türev olduğunu bileceğiz. Önce şurayı konuşalım. Şimdi diyor ki limit x giderken a'ya. Sen burada x gördüğün yere a yazarsan bu senin türevin olacakmış dostlarım. A'daki türevinin değeri olacakmış ki şurayı lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın paydaya bakın. X'ten sayı çıkacak. X eksi sayı. Yukarıda da fx'ten f sayı çıkacak. Yani artık kaça gidiyorsa, x giderken 2'ye diyorsa f'de 2 olacak burası. Burası da x eksi 2 olacak. Çünkü bunların yerlerini değiştirecek birazdan. İşaret değişmiş olacak. Ya da bunları belli bir katsayıyla çarpacak arkadaşlarım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Aşağıda örneklerimiz var. Orada göreceksiniz zaten birazdan. Şimdi ola ki sen burada x yerine h artı a dönüşümünü yaparsan, x gördüğün yere h artı a yazarsan senin limit ifaden şu hale dönüyor arkadaşlarım. Şu ifadeye dönüyor ki bunun da böyle h'lı falan yazdığında da türevini almak demek olduğunu biliniz dostlarım. Şurada yazan sayı kaç ise türevinde onu soruyor demektir. Şuradaki ifadenin türevi demektir de diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi örneklerimizi inceleyelim. Şimdi şuna bakalım. Fx var. Eksi f7. Bakın üst taraf istediğimiz gibi başta fx olacaktı. Sonra f'in içinde bir sayı olacaktı. Peki aşağıda da x eksi 7'yi görüyorum. Bu da istediğim gibi. Başta x var sonra 7'yi çıkartmış. Tam istediğim gibi, tam limitin istediği gibi, türevin istediği gibi arkadaşlarım. O halde bu ne demektir? Direkt şuradaki f fonksiyonunun türevinde şuradaki sayıyı yazın demektir. Yani 7 yazın demektir arkadaşlarım. Biz bu limiti gördüğümüzde f'in türevini alacakmışız ve orada da x gördüğümüz yere 7 yazacakmışız. Şimdi alttakine bakalım arkadaşlar. Bakın burada biraz daha dikkatli olun. Şimdi fx normalde başta olması lazım değil mi? Bakın bu sona atmış. Demek ki bunları yer değiştirmiş. O zaman şöyle doğrusunu yazalım biz bunun. Aslında şöyle olması lazım. Fx başta, f'in eksi 1'i de sonda olması lazım ve arada eksi olması lazım. O halde bu üst tarafı biz bu hale nasıl çeviririz? Yani şunları yer değiştirdiğinde ne yapmış oldum ben? Eksi parantezini almış oldum. O yüzden burayı eksi parantezinde yazdım. Bakın aşağısı zaten istediğimiz kıvamda aslında. X artı 1 diyor ya. Bu orijinalde şu değil mi arkadaşlar? X eksi
eksi 1 demek değil midir? Bakın zaten x artı 1'e döndü burası hemen. İstediğimiz kıvama geldi. Burada f'de eksi 1 var. Burada da eksi 1 var. Başlarda da fx ile x var dostlar. O halde artık şu parantezin içi şurası yani. Bizim türevini al, x gördüğün yere eksi 1 yaz demekmiş. Ama bir de bakın başında eksi var. O halde bu ne demekmiş? Eksi f'in türevinde eksi 1 demekmiş. Dikkatli olalım. Hadi şu örneğe bakalım şimdi hemen. Şuna bakıyoruz. Bakınız fx başta hiçbir sorun yok. Eksi f3 var. Tamam, çok güzel. Bu şimdi f'in türevinde 3 demek gibi bir şey. Yalnız alt tarafa bakın. Alt tarafta da olay şu. Şimdi normalde bir kere 2 ile çarpılmış x olması lazım buranın sadece. Bir de x'in başta olması lazım. O yüzden ben burayı bir eksi 2 parantezine alsam. Burada ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Artı burada da x kaldı arkadaşlarım. Ve bakın istediğim kıvama döndü. Yani bu adam şöyleymiş. Fx eksi f'de 3'müş. Bölü. Burası da eksi 2 parantezinde. X eksi 3'müş. Şimdi şu kısım. Şu kısım. Bizim için ne demekti dostlarım? F'in türevinde 3 demekti. Bu kısım f'in türevinde 3. Ama bir de başında ne var? 1 bölü eksi 2 var. İşte bunu da bölü eksi 2 diye de buraya yazdım. İşte aradığımız olay buymuş dostlar. Şunu gördüğünüzde bakın direkt tam istediğimiz gibi zaten. H artı 5 var. 5 var. Direkt bu f'in türevinde 5 demektir diyebilirsiniz dostlar. Geçtim şu arkada bakın. Türev fonksiyonunun gösterilişleri var burada dostlar. Bunları gördüğünüzde kafanız karışmasın diye ben önden bir tedbir almak istedim. Şimdi f'in üstünde tam burada bir çizgi varsa küçük bir çizgi bu türev demektir. İşte y'nin üstünde türev. Bakın şu ifade dy bölü dx y'nin x'e göre türevi demektir. Şunu gördüm d bölü dx yanında da bir fonksiyon var. Bu da bu fonksiyonun türevini al. Ama x'e göre türevini al demektir arkadaşlar. X'e göre türev al demekmiş. Şimdi geldik türev alma kurallarına. Birinci öğrenmeniz gereken kısım sabit fonksiyonun türevi. Biz zaten az önce değişim oranı, anlık değişim oranı sorularında sabit fonksiyonun türevini çaktırmadan öğrendik dostlarım. Sabit fonksiyonun türevi demek sıfır demektir dostlar. Bakın bunu da şöyle bir sefere mahsus uzun uzun göstereyim isterseniz. Şimdi şuradakini gösterelim. Şimdi 23 bize neye göre türevini al diyor? X'e göre türevini alacakmış size kardeşlerim. X'e göre türev alacakmışız. Peki bunun yanında x dediğimiz şeyin üstünde ne var? 0 var. X üzeri 0 1 demektir. Hadi türevini alalım. Türevde kural neydi? 0'ı başa al. 0 çarpı 23'e dokunma. X üstünde bunu bir azalt. Eksi 1 yaptı. Şimdi 0 başa geldiği zaman çarpım durumunda olduğu için burası komple 0 olmaz mı arkadaşlar? İşte biz de kısaca diyoruz ki sabit bir fonksiyonun türevi hiç böyle yalandan yere uğraşma. Direkt 0'dır diyoruz kardeşim. Hadi şimdi alttaki soruya bakınız. Bakın diyor ki yine x'e göre türevini al diyor şurada. F'in türevini al ama x'e göre türevini al. Sen de şimdi bakıyorsun. Lan hocam bizim fonksiyonumuzun içinde x yok ki. X'in olmadı. Evet arkadaşlar İlker abimiz geldi de videoyu bir durdurma gerekli. Durdurdum şimdi devam ediyorum kaldığım yerde. Diyorsunuz ki az önce ne dediniz? Lan hocam dedin. Burada x'li bir ifade yok ki anasını satayım. Ben neye göre türev alacağım? Doğru. Eğer x'li bir şey yoksa ve sana da x'e göre türevini al diyorsa... Sen de diyeceksin ki lan hocam burada x'li bir şey yok. Demek ki bu az önceki 23'ten farksız bir sayı. Bir tane sabit sayı. O halde bunun da türevi kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır. Yapıştır gelsin. Şu soruya bakalım. Bakın burada ne demekti bu? Şuradaki fonksiyonun x'e göre türevini al demekti. D bölü dx yanında da bir fonksiyon var. Bunun türevini al x'e göre. Sen şimdi bakıyorsun pi bizim matematiğimizin sabit sayısı. 3,14 3 diye geçer falan filan. E bu da pi. Lan bunların toplamı da bir sabit sayı ki içinde zaten x yok hocam bunun x yok. Neye göre türev alacağım? X'in olmadığı yerde x'e göre nasıl türev alıyordum? Sonuç neydi? Sabit sayı kabul edip sabit sayı kabul edip değil. Sabit sayı olduğundan direkt sıfırdır diyoruz. Şuna bakalım.
Burada da yine fx fonksiyonunu sabit bir fonksiyon olarak vermiş arkadaşlarım. Bakın 3. dereceden kök 5 var. Bir de artı 2 ile toplayın demiş ki zaten görüyorsunuz x yok piyasada. O halde bunun da türevi hocam kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır yapıştırdık. Şuraya geldik. Burada dikkatli olun arkadaşlarım. Bakın x'li ifade var. Ama bizden y'nin diyor a'ya göre türevini alın. A harfini arayacaksınız diyor fonksiyonun içerisinde. E var mı A harfi? Yok. O halde bu da bizim için artık 23'ten farksız bir sayı, sabit bir sayıdır ki bunun da türevi kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır yapıştırdık. Şuna geldik. Bakın burada da ne diyor? Dikkatli olun. Şu fonksiyonun türevini alacaksınız diyor değil mi? Şurası türev al demek. Ama neye göre türevini al demek? Y'ye göre. Peki fonksiyonun içinde hiç y var mı? Yok. O yüzden bunun da türevi direkt sıfırdırı yapıştırdık arkadaşlar. Evet geçtik bu sayfamızı da. Gelelim 3 numaralı sayfamıza. Şimdi ikinci türev alma kuralı. Burada yine az önce öğrendiğimiz polinom fonksiyonun türevini alacağız arkadaşlarım. Olay basitti. Şu n'i başa alıyoruz, çarpım durumuna getiriyoruz. Kuvvetimizi de biraz azaltıyoruz dostlarım. Olay bu. Eğer ki bir f'in başında sabit bir sayı varsa, burada da sabit sayıya hiç dokunmuyoruz. Normal f'in türevini alıp geçip gidiyoruz arkadaşlarım. Sadece f'in türevini alıyoruz. C başta duruyor çarpım durumunda. Bakın hemen ilk örneğimiz c yerine 6 gelmiş. Biz şimdi x küpün türevini alacağız. 6'ya hiç dokunmuyorum. 6 yine dursun burada diyorum. X küpün türevini nasıl alacağız? Küp başa gelecek çarpım durumunda. X'in küpüydü. Bir azaltıyorum. Hemen 2'ye düşürdüm. İşte türevi budur dedim arkadaşlar. Yani 18 x kareymiş dedik. Hemen geldik buna. Çok sık karşımıza çıkacak bir ifade. 1 bölü x'in türevini alın diyor. Bakın 1 bölü x'in türevini ben şöyle alıyorum dostlarım. Bir yerden sonra zaten ezberliyoruz. İster istemez aklımıza kazınıyor arkadaşlar 1 bölü x. Sürekli karşımıza çıktığı için sık sık. Şimdi 1 bölü x demek, önce şu fonksiyonu bir düzenleyeyim. Gx şu demekti değil mi 1 bölü x. Takla attırıyorum. Kuvvetini eksi yaptım. X üzeri eksi 1 demek orijinalde. Hadi gelin bunun türevini alalım şimdi. Dikkatli olun arkadaşlarım burada. Dikkatli olun. Şimdi eksi 1'i başa alıyoruz. Eksi 1 çarpı x üstünde kuvveti ne yapıyorum? 1 azaltıyorum. Sakın ha karıştırıp da buraya 0 yazmayın. Eksi 1'i 1 azaltırsanız eksi 1, eksi 1, eksi 2 olur. İşte burası eksi 2 olacak. Buna dikkat edin dostlarım. Hadi biraz daha toparlayayım. Eksi 1 bölü x üzeri 2 oldu. İşte bu ifade. Demek ki 1 bölü x'in türevi buymuş arkadaş. Dediğim gibi bunu yavaş yavaş ezberleyeceksin zaten. O kadar çok sık karşımıza çıkacak ki soruların içerisinde. Hangi soru bankasını çözersen çöz. Sürekli karşımıza çıkacak. O yüzden bir yerden sonra ezberlemiş olacaksın. Evet şu örneğimize bakalım şimdi dostlarım. Bakalım bu ne diyor. M'ye göre türevini alın diyor. Bakıyorum fonksiyonun içinde de m var. Şurası 9. Şimdi başta bir sabit sayımız var. Buna hiç dokunmayacaktık. Eksi 1 bölü 3 duracak. Çarpı 9'u başa atacaktık 9 diye. Çarpı kuvvetimi bir azaltacağım. M üzeri 8 oldu. Biraz düzenleyeyim bunu. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı burada. Eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 çarpı M üzeri 8. Sorumun cevabı geldi. Geçelim. Şuna bakalım. Bakın burada da köklü bir ifade var. Arkadaşlarım köklü bir ifadede türev alırken ben önce bu köklü ifadeyi üslü ifade haline dönüştürüyorum. Şimdi köklüyü üslü haline nasıl dönüştürüyorduk? Bunun şuradaki kuvveti 1'dir. Şöyle yazıyorum. 8x karenin üstünde 1 bölü 3 diye yazıyorduk dostlar. Şöyle 1 bölü 3. İşte üslü ifadeye çevirdik. Hatta bunu bir satır toparlayalım. Şimdi 8'in bu ikisine de çarpım durumunda yazılıyordu hatırlarsanız. 1 bölü 3. kuvveti çarpı x'in karesinin 1 bölü 3. kuvveti oldu. Hadi bir satır daha düzenleyelim. 8 demek 2'nin küpü demektir. Üstünde 1 bölü 3 var. Çarpı
Kuvvetin kuvveti olduğu için bunlar çarpılabiliyordu. X üzeri 2 bölü 3 haline döndü. Bakın şunları da çarparsanız 3'ler gider, 2'nin birinci kuvveti kalır. Yani bizim fonksiyonumuz 2'nin birinci kuvveti çarpı x üzeri 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Biz şimdi bunun türevini alacağız. Hadi alalım. Şimdi sabit sayıya dokunmuyorduk. Şimdi türevini alıyorum. F'in türevi diyelim şuraya. Sabit sayıya dokunmuyorduk. Yine 2'yi yazdım. Şimdi buradaki 2 bölü 3'ü başa alacaktık. 2 bölü 3 çarpı x üstünde 2 bölü 3'ten 1 eksilteceğiz değil mi? 1 çıkartacağız. 3 kere 1 3. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Yani eksi 1 bölü 3 oldu. İşte bu ifade bizim türevimizdir diyebilirim. Hadi bunu da bir satır düzgün yazalım. 2 ile 2'yi çarpalım. 4 bölü 3 oldu. Çarpı x üstünde eksi 1 bölü 3 demek. Tatlı attırıyorum. 1 bölü x üstünde 1 bölü 3 demektir arkadaşlar. İster bu vaziyette bırakın ya da şıklara göre durum alalım. Şuradan da bir satır daha düzenleyeyim. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü. Şunu da kök içinde yazıyorum. X'in birinci kuvveti küp kök içinde diyorum. İşte doğru cevap budur dedik. Hemen gelelim şuraya. Bakın bu örneğe bakıyoruz şimdi. Burada da bize ne diyor dostlarım? Fx fonksiyonunun türevini alın. Ama neye göre türevini alın? B'ye göre türevini alın diyor. B harfine göre türev alacağız şimdi. Hemen başlayalım. F'in türevi diyelim. Yol alalım. Şimdi burada bir kere birinci terimimizde x küp var dostlar. X küp içinde B var mı? Yok. Hani ne öğrendik? İçinde B yok ve ben B'ye göre türev alacaksam bu sabit sayıdır ve türevi sıfırdır. O halde x küpün türevi sıfır. Artı. Geldik buna. Şimdi b kare çarpı x var. Bakın b'li ifade benim değişkenim artık. Ben neye göre türev alıyorsam o benim değişkenim. Onun dışındaki yanındaki harfler de sabit sayıdır. X bizim için sabit sayı. Ve biz türev alırken hemen yukarıda ne demiştik? Sabit sayıya dokunmuyoruz. X'i yan bırakıyoruz çarpı durumunda. B karenin türevini alacağım. Kuvveti başa aldım 2. Bir azalttım kuvveti. B üzeri 1 oldu. Yani... Sıfırı yazmaya gerek yok. 2xb üzeri 1, 2xb benim aradığım sorunun doğru cevabıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Fx'in fonksiyonunu vermiş. Burada ne diyor dostlarım? Bakın şu ifadeyi tanıyın artık. Bu ne demekti? Fx başta f'de 1, x eksi 1. Bu ne demekti? F'in türevini al ve gördüğün x yerine 1 yaz demekti. O yüzden... Bu aslında şu demekmiş. F'in türevinde 1. Şurası F'in türevinde 1 demekmiş. Ve bu da 4'e eşitmiş. İşte bu ifadeyi bu hale çevirdiysek olay bitmiştir. Şimdi gelin F'in türevini alalım ilk önce. F'in türevini alıyorum. Şimdi A sabit sayı başta duruyor. X karenin türevini alırken de 2'yi başa attım. X'in kuvvetini 1 yaptım. 1 azalttım yani. İşte f'in türevi bu. Burada da diyor ki x gördüğün yere 1 yazarsan sonuç 4'e eşittir. Hadi x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak 2 çarpı 1'den 2 bir de a var 2a geldi. Ve bu da 4'e eşitmiş. Demek ki a eşittir 2 çıktı. Sorunun cevabı 2'ymiş arkadaşlar. Şuna gelelim. Evet biraz daha böyle gıcık bir gösterim var burada. Bakın şu ne demek dostlarım hemen açıklayalım şurayı. Bu neydi? F'in türevini al. Neye göre? X'e göre türevini al. Şu ifade de şu anlama geliyor. Türevini aldıktan sonra X gördüğün yere 9 yaz demek istiyor sana. Tamam hocam. Şimdi gelin buranın türevini alalım biz. F'in türevini alacağız birlikte. Dikkatli olun arkadaşlarım. Böyle köklü ifadelerde lütfen hiç acele etmeyin. Önce fonksiyonu şöyle sevebildiğim kıvama getirmeye çalışacağım ben dostlar. 1 bölü. Bakınız şu küp kökü bir yazalım. Küp kök burada dursun. Şu x'i yazalım. Şu kök x'i dışarıya çıkartalım. Kök x demek ne demekti? Üstünde 1 var. Burada da 2 var. X üstünde 1 bölü 2 demektir bu da. Bu hale getirdim. Hadi şimdi bir satır daha düzenleyelim. 1 bölü küp kök dursun. Bakın çarpım durumundaki tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 1 ile 1 bölü 2'yi toplayacağız. Ne yapacak bu da? 2 kere 1 2. Bir daha 3 bölü 2 yaptı. Şöyle oldu yani x üzeri 3 bölü 2 geldi. Şimdi bir de bu küp kökten çıkaralım. 1 bölü.
Şimdi bu dursun şöyle x üzeri. Bu bölü buydu. Yani 3 bölü 2 bölü 3 olacak arkadaşlarım. Şimdi 3 bölü 2 bölü 3. Bunu da şöyle yazıyoruz. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 diye takla attırdık. Bakın 1 bölü 2 haline geldi. Yani şöyle oldu. 1 bölü x üssünde 1 bölü 2 geldi arkadaşlarım burası. Bunu da tekrar düzenleyelim. Yukarıya atalım. X üzeri eksi 1 bölü 2 diye de yukarıya çıkarttım dostlarım. İşte fonksiyonumuz buymuş. Şimdi biz bu fonksiyonun türevini alacağız. Hemen f'in türevini alalım. Eksi 1 bölü 2 başa geldi. Çarpı x üstünde bunu bir azaltacaktık. Eksi 1 bölü 2'yi bir azaltıyorum. 2 kere 1 2. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 bölü 2 yaptı. İşte aradığımız cevap buymuş dostlarım. Bize de neyi soruyor arkadaşlarım? Bu türevi aldınız tamam ama diyor. X gördüğünüz yere de 9 yazın en son diyor. Hadi şimdi 9 yazalım. Eksi 1 bölü 2'miz var. Çarpı 9 üstünde eksi 3 bölü 2 oldu burası. Hadi biraz daha düzenleyelim. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Şimdi 9 demek 3'ün karesi demektir. Bir de üstünde eksi 3 bölü 2 var. Bunlar çarpılıyordu ki çarpılınca bunlar sadeleştiler. 3'ün eksi 3. kuvveti geldi. 3'ün 3. kuvveti 27. Eksi 3. kuvvet olduğu için takla attırıyorum. Eksi 1 bölü 27. Yani eksi 1 bölü 2 var. Bir de eksi 1 bölü 27 var. Bunları da çarparsak 1 bölü 54 gelir. Aradığımız cevap diyebiliriz. Ha pardon, şurada eksi yok. Bunun eksisi yokmuş. Bu artı 1 bölü 27 demektir. O yüzden eksi 1 bölü 54 geldi sorunun cevabı. Evet, şimdi şurada bir sorumuz daha var. Yine köklü bir ifade. Bakın bu bir tık daha kolay. Şöyle yapacağız bunu arkadaşlarım. Şimdi fx'i şöyle bir düzenleyelim bir satır. Şimdi x dursun çarpı şu neydi? Üslü ifadeye çevirirsek x üstünde 1 bölü 3 bölü bu da x üstünde 1 bölü 2. Şimdi bir tık daha düzenliyorum. Şu çarpım durumunda olduğu için üstleri topluyorum. X üstünde 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 yaptı. Bölü x üstünde 1 bölü 2. Şimdi bölü durumunda olduğu için alttaki yukarıya eksi çıkacak. X üstünde 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2 diye de bu yukarıya çıktı arkadaşlar. Şimdi toparlayalım burayı hemen. Paydalarımızı eşitleyelim falan filan. Ne oluyor? Şurayı 2 ile şurayı 3 ile genişletirsem 8 eksi 3 yani 5 bölü 6 geldi. İşte fonksiyonumun en düzgün hali bu. Şimdi bunun da türevini alalım hemen. Hadi gelin. F'in türevinde x. Evet, türevini alıyoruz dostlarım. Şimdi ne yapıyorduk? 5 bölü 6 başa gelecek. 5 bölü 6 çarpı x üstünde. Biz bu 5 bölü 6'yı 1 eksilterek yazacağız. 6 kere 1 6. 5'ten 6 çıktı. Eksi 1 bölü 6'dır dedik. İşte bu da bizim aradığımız cevap olacak arkadaşlarım. Burada bize ne diyor yalnız? X gördüğünüz yere 1 yazın diyor türevini aldıktan sonra. Hemen yazalım. 5 bölü 6 var çarpı 1'in bir kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için arkadaşlarım 1 yazıyorum buraya. Yani sorunun cevabı 5 bölü 6'dır dedi. Geldik şuna. Evet, fx'i vermiş, gx'i vermiş. Demiş ki f'in türevindeki 2 ile g'nin türevindeki 4 birbirine eşittir. O halde biz şimdi gelin f'in türevini alalım. Hemen x gördüğümüz yere 2 yazalım. Şimdi önce şurada f'in türevini bir bulalım. A sabit sayı duracak. X küpün türevi 3 başa geldi. X kare kaldı. Bu f'in türevi. Şimdi g'nin türevini alalım. G'nin türevinde x. Bakın artık uzun uzun bunu üslü ifadeye çevir. Şunu yap bunu yap demeyeceğim dostlarım. Şimdi sürekli bu kök x de tıpkı 1 bölü x gibi sürekli karşımıza çıkacak bir ifade. Bunu da artık bir yerden sonra ezberleyeceğiz biz dostlar. Bunun türevi şudur. Köklü bir ifadenin türevi. Bunun formülünü ileride yazdım. Şimdiden bir söyleyeyim. İçinin türevini yazıyorsun ki içinin türevi x'in türevi 1'dir. Bölü 2 çarpı kök içinde ifadenin aynısı. Olay bu. 1 bölü 2 çarpı ifadenin tıpatıp aynısı. Bu da gx. Şimdi ne diyordu bize? F'in türevinde 2. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. A ile çarptım 12a. Eşitmiş. G'nin türevinde 4'e. 4 yazalım. Kök 4. Dışarıya 2 diye çıktı. Bu 2 ile çarpıştı 4 oldu.
1 bölü 4 oldu burası. Evet, bir de 12'ye bölelim. A'yı bulalım. 1 bölü 48 yapar sorunun cevabı. Evet. Bu sayfayı da gömdük arkadaşlarım. Hemen çevirelim. Arka tarafa geçtik. Toplam ve farkın türevini göreceğiz burada da dostlar. Toplam ve farkın türevi. Aslında deminden beri yapıyoruz toplam ve farkın türevini. Şimdi burada da toplam ve farkın türevini alıyorsan ayrı ayrı türevlerini alıp topluyorsan topluyorsun, çıkarıyorsan çıkarıyorsun kardeşim. Kural basit. Şimdi bakın burada ne diyor bize? Şu ifade ne demekti? F'in türevini al, x gördüğün yere eksi 1 yaz demekti. Yani bize sorulan şey f'in türevinde eksi 1. Burada da bakın bir polinom var. Toplamalı, çıkartmalı, aralarında artı eksiler olan, her terimin arasında toplama çıkartma olan bir polinom. Şimdi bu polinomun türevini alırken ben tek tek her terimin türevini alıp işlemimi yapacağım dostlar. Gayet basit. Bakın buranın, 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 buranın tek tek türevini alıyor. Hadi şimdi f'in türevini bir alalım. F'in türevinde x diyelim. Bir bulalım bunu dostlarım. Şimdi x küpün türevini alıyorum. 3 başa geldi. Kuvveti bir azalttım. Şimdi eksi 3. Şimdi buranın türevini alacağız arkadaşlarım. Eksi 3 duruyordu hatırlarsanız. Sabit sayıya dokunmuyorduk. 2'yi başa aldım. Kuvveti bir azalttım. 1 kaldı kuvvette. Artı. Şimdi 4'e hiç dokunmuyordum. 4 diye yazıyorum. X üzeri 1. 1'i başa aldım. 1 yaptım. Kuvvet 0 oldu. X üzeri 0 oldu. 1 oldu yani. O halde 4x'in türevi direkt 4'tir dedim. Artı sabit sayı. 5'in türevi de neydi dostlarım? Sabit sayının türevi 0'dı. Oraya da 0'ı yazdık. Şimdi ne diyor? X gördüğünüz yere eksi 1 yazın diyor. Hadi yazalım. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 3 ile çarptım. 3 yaptı. Eksi 1 buradan geliyor. Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6'dır. Bir de eksi 1 ile çarpıyorum. Artı 6 geldi. Bir de 4'ümüz var. Toplarsanız da 13 olduğunu görürsünüz dostlarım. Sorunun cevabı 13'müş. Hemen geldik yan taraftaki soruya. Bakın görüntüsü bayağı gıcık olan ama aslında o kadar da çok zor soru değil arkadaşlarım. Rahat olun, hemen çözeceğiz. Şimdi gelin önce şu fonksiyonu bir tık düzgün yazalım. Bakın şöyle. 1 diyelim. Artı, şimdi bunlara takla attırıyorum. Bu x üzeri eksi 1 demek. Artı, bu x üzeri eksi 2. X üzeri eksi 3. Artı nokta 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 nokta. X üzeri eksi 20 demektir dostlar. Şimdi türevini alalım burada, gelin. Şimdi 1'in türevi 0 zaten. Bunun türevini nasıl alıyorduk dostlarım? Eksi 1'i başa atıyorduk. Eksi 1 başa geldi. Çarpı 1 azaltırsam eksi 2 oldu. Artı. Devam ediyorum. Bak bu birincinin türevini aldık. Şimdi geldik şuraya. Eksi 2'yi başa alıyorum. Eksi 2 çarpı x üzeri. Bir azaltıyorum eksi 2'yi. Eksi 3 olur. Dikkatli olun burada. Bir azaltınca sakın eksi 1 demeyin. Sonra devam. Artı. Şimdi x üzeri eksi 3'ün türevini alacağım. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 oldu. Artı nokta 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 gidiyor. Artı. Şimdi x üzeri eksi 20. Eksi 20'yi başa aldık. Çarpı x üzeri eksi 21 oldu diyebiliriz. Şimdi ne diyordu? X yerine eksi 1 yazalım. Hadi yazalım. Eksi 1'in çift kuvveti 1 yapar. Artı 1. Eksi 1 ile çarparsam eksi 1 gelir. Burası bu 1. Şimdi geldik buraya. Artı diyelim. Şuraya geldik. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Eksi 2 ile çarparsam bunu artı 2 yapar. Buraya da artı 2'yi yazdım. Artı. Şuraya geldi sıra. Eksi 1'in çift kuvveti eksi 1'in çift kuvveti artı 1 yapar. Eksi 3 ile çarptığım için eksi 3 gelir burası. Artı nokta 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 gidiyor. Şu sonuncusuna bakalım. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Eksi 1 ile eksi 20'nin çarpımı da artı 20 yapar. İşte bu hale getirdim. Şimdi bakın bizim ifademiz nasıl gidiyor? Bir eksi bir artı, bir eksi bir artı şeklinde gidiyormuş. Ve biz bunu normal TYT matematiğinde ardışık sayılarda nasıl öğrendik? Eğer ki bizim dizimiz eksi artı, eksi artı, eksi artı gidiyorsa hep bunları ikişer ikişer gruplandırıyoruz değil mi dostlarım? Bakın şu iki grubu alalım. Sonra burada eksi 3 ile işte bir sonraki sayı 4 olduğu için 4'ü alalım. Bu şekilde ikişer ikişer gruplandıralım. Peki şu grubun eksi 1 ile 2'nin toplamı nedir? 1. Eksi 3 ile 4'ün toplamı nedir? 1.
Bakın bu şekilde gidiyormuş demek ki. İkişer ikişer gruplandırdığımda 1, 1, 1, 1 şeklinde gidiyormuş. Peki kaç tane burada ikişer ikişer grup var? 1'den 20'ye kadar olduğu için toplam 10 tane. Daha doğrusu burada 20 tane sayı var. İkişer ikişer gruplandırdığım için 10 tane de grup var. Her bir grubun sonucu da 1 çıktığı için 10 tane 1'dir bu sorunun cevabı. 10 çarpı 1'den 10 gelir sorumuzun cevabı dostlar. Evet, geldik çarpımın türevine. Dostlar, çok önemli bir türev kısmıdır burası. Türev alma kuralıdır. Lütfen iyi öğreniniz, iyi ezberleyiniz. Basittir dostlarım. Çarpımın türevini şöyle alıyoruz. Çarpım şeklinde bir fonksiyonun türevini alıyoruz. Olay basit. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Birinci çarpı ikinci artı ikinci çarpı birinci. Bir daha. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Mevzu basit. Şimdi gelin şuraya. Bakın bize y fonksiyonunu vermiş. Ve y fonksiyonu iki farklı fonksiyonun çarpımı durumunda. Bize de diyor ki y'nin x'e göre türevini al. En sonunda da x gördüğün yere 1 bölü 4 yaz diyor. Şimdi gelin çarpımın türevini uygulayalım. Olay neydi? Birincinin türevi. Şimdi bu bizim birincimiz. Bu da ikincimiz. Şimdi birincinin türevi. Kök x'in türevi. Buna artık alışın demiştik dostlarım. İçinin türevi 1 bölü 2 çarpı kökün aynısı. Bu birincinin türevi. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorsunuz. 2x eksi 1. Araya artı koyduk. Şimdi ikincinin türevine geldik. 2x eksi 1'in türevi. Direkt buradaki 2'dir değil mi arkadaşlarım? 2 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. Yani kök x. İşte türevini aldık arkadaşlar. Şimdi gelin burada x gördüğümüz yere 1 bölü 4 yazalım. Şurada 1 bölü 4 yazarsam kök 1 bölü 4. 1 bölü 2 diye dışarı çıkar. 1 bölü 2 ile de bu 2 sadeleşirse burada bir tek 1 kalır. Çarpı 1 bölü 4 yazıyorum burada x gördüğüm yere. 2 bölü 4 olur. Yani 1 bölü 2 eksi 1 olur arkadaşlarım. Şurası eksi 1'miş. Artı 2 çarpı 1 bölü 4 yazarsam o da 1 bölü 2 diye dışarı çıkar. Hatta şu ikiler sadeleşir. Burada bir tek 1 kalır. Şimdi düzenleyelim. 2 kere 1 2. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bölü 2 geldi burası. Eksi 1 bölü 2. Artı 1 de burada var. 2 kere 1 2. Eksi 1 daha 1 yaptı. 1 bölü 2 geldi. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet dostlarım, geldik bir sonraki örneğimize. Şimdi bunlar hep böyle ısınma örnekleri. Birazdan ne olacak biliyor musun kardeşim? Böyle karma örnekler çözeceğiz. Bu türev alma kuralları bittiğinde komple hepsiyle ilgili karışık örneklerimiz var. Onları çözeceğiz. Bol bol bir sürü 56 taneydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir de onları gömeceğiz. En sonunda bir de üniversite sınavında çıkmış soruları gömeceğiz. Yani seni türev alma kurallarıyla ilgili görebilmen gereken bütün soruları göstereceğim sana. Böyle karışık bütün yayınlardan topladığım, kendi sorularımdan oluşan, kendim uydurduğum bir sürü soru var dostlarım. Çözüp çözüp öğreneceğiz habire. Evet, sıra geldi buna. Şimdi bu ifadeyi artık görünce tanıyoruz. Bize diyor ki g'nin türevinde 2'yi bul. Soru bu. Şimdi g'nin nasıl bir şeymiş, g'nin türevini alalım. Bakın g 2 tane fonksiyonun çarpımından oluşuyormuş. O halde g'nin türevi şöyledir. G'nin türevinde x. Şimdi birincinin türevi. X küp artı 1'in türevi 3x karedir. 1'in türevi 0'dır. Çarpı. İkinci. Aynen yazıyorsunuz fx. Sonra artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinciyi aynen yazıyoruz. X küp artı 1 dedik. Şimdi hemen ne diyordu bize? X gördüğünüz yere 2 yazın. Hemen yazalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. F'de 2 geldi. Hemen f'de 2'yi bulalım. 3 kere 2 6. Eksi 2'nin karesi 4. 6'dan 4 çıktı 2. Artı şimdi f'in türevinde 2 lazım bize. O zaman şöyle kenarda f'in türevinde x'i bir bulalım biz ilk önce. 3x'in türevi 3. Eksi 2 başa geldi. Eksi 2 x üstünde 1 oldu. Peki bunun türevinde ne lazım bize? 2 lazım. 2 yazarsam 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Demek ki şurası eksi 1'miş. Çarpı 2 yazıyorduk. 8 1 daha 9'muş. Şimdi toparlayalım. 24. Burası da eksi 9 yaptı. 24'ten de 9 çıkarsa 15 geldi sorunun cevabı. Evet.
Geldik şu soruya. Bakın yine fx fonksiyonunu vermiş bize. Fx fonksiyonu böyleymiş ve demiş ki fx çarpı gx de şu şekildedir. Buna göre g'de bir bilmem ne bilmem ne falan filan. Şimdi bakın şu ifadede ben her iki tarafın türevini alıyorum dostlar. Şimdi şurası zaten çarpımın türevi. O halde yazalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci eşittir. Buranın türevini alalım. Şimdi bu normalde x üzeri eksi 2, bu da normalde x üzeri eksi 1 demek. Eksi 2'yi başa aldım, x üzeri eksi 3 geldi. Eksi 1'i başa aldım, x üzeri eksi 2 geldi. Kuvvetleri de birer azalttım. Şimdi neyi soruyorduk? G'de 1'i vermiş, g'nin türevinde 1'i. O zaman bütün gördüğümüz yerlerde x yerine 1 yazalım. Bu ne oldu? F'in türevinde 1 çarpı g'de 1 artı g'nin türevinde 1 çarpı f'de 1 eşittir. 1 yazalım x gördüğümüz yere. 1'in kuvveti 1'dir, eksi 2 geliyor. 1'in kuvveti 1'dir, eksi 1 geliyor. Yani şurası eksi 3 yaptı. Şimdi bize ne lazım? F'in türevinde 1 lazım. G'de 1 lazım ki G'de 1'i zaten kendisi vermiş 1. Biz şurayı zaten arıyoruz. Bir de F'de 1 lazım. F'de 1'i hemen bulalım. X yerine 1 yazalım. Burası 1 olur. Eksi 3 olur. Artı 1 olur. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 1 daha. Eksi 1. Şurası da eksi 1'miş dostlarım. Bunu da bulduk. Bir tek F'in türevinde 1 lazım. Gelin şu kenarda da F'in türevini birlikte alalım. F'in türevinde X. Şimdi kök X'in türevi 1 bölü 2 kök X'ti. Eksi 3 geliyor. 1'in türevi de 0 oldu. Şimdi burada da x yerine 1 yazacağız. 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 3. 2 kere 3 6. 1'den 6 çıktı. Eksi 5 bölü 2 geldi. Buranın da olayı. Evet. Bir yerde bir hata yapmadık inşallah. Bir daha yazalım. X gördüğümüz yere 1 yazalım. Bunun türevi 1 bölü 2 çarpı kök x. Eksi 3 geliyor. X gördüğümüz yere 1 yazarsak tamam doğru. Eksi 5 bölü 2 de şurasıymış. Şimdi eksi 5 bölü 2 ile 1'in çarpımı eksi 5 bölü 2'dir. Artı burası da eksi 1 çarpı soru işareti olduğu için eksi soru işareti gelsin. Eşittir eksi 3. Eksi soru işaretini bu tarafa atalım. Soru işareti gelsin. Eksi 3 de buraya artı 3 olarak atalım. Eksi 5 bölü 2. 6 eksi 5 daha 1 bölü 2 çıktı. Soru işareti dediğimiz şey. Evet sorumuzun cevabı 1 bölü 2'ymiş arkadaşlarım. Olay bu. Şimdi bakın alt tarafa da üçlü bir ifadenin türevini nasıl alacağımızı gösterdim. Olay çok basit dostlarım. Bunu karşımıza çıkacağını zannetmiyorum ama hani oldu ki çıktı. Çıksa da zaten ben şöyle yapıyorum dostlarım. Önce ilk ikisini çarpıyorum. Üçüncüyle de çarpımın türevi yapıyorum. Ama olay şu, onu da yine bir söyleyelim. Birincinin türevi diğer ikisinin çarpımı artı. İkincinin türevi diğer ikisinin çarpımı artı. Üçüncünün türevi diğer ikisinin çarpımı şeklinde devam edebiliyoruz dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da hallettik. Bayağı da zaman geçti. 47 dakika olmuş. Bir sonraki videomuzda da bölümün türevinden devam ederiz. 5. türev alma kuralımızdan devam ederiz. Burada duralım şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.